iki resim getireceğim. Bir size Batı'nın iki yüzlülüğünü göstereceğim. Ee, bu resimlerin bir tanesi Ege Denizi'ndeki çekildi. Sağdaki bir tane teknenin içinde 750 kişi var. Soldaki de şu anda e, Titanik'in battığı yere doğru giderken çekildi. Bunun da içinde 5 kişi var. Sağdaki resimdeki 750 kişi fakir, fukara, parası yok. Umuda yolculuğa çıkmış. Ee, çeşitli Pakistanlı farklı ülkelerden insanlar Libya'dan yola çıkmışlar ve de bir ülkeye kapağı atmaya çalışıyorlar. Bu beş kişiden bir tanesi Pakistanlı milyarder, diğeri onun 19 yaşındaki oğlu, bir, bir tane daha milyarder var ee, ve de iki tane de bir dalgaç var, bir de mürettebat var ve de bunlar Titaneye dalmaya çalışıyorlar. Sağdakileri öldürmek için yapmadıklarını bırakmamışlar göz göre göre ölü yani tekneyi batırmışlar ve de kurtarmamışlar. Ve de şimdi olayın da üzerine örtmeye çalışıyorlar. Soldakileri kurtarmak içinse şu anda bütün dünya gözünü kulağını dikmiş ve de acaba bu beş kişiyi okyanusun altındaki işte kaç 12 bin metreden ya yani da şimdi konuşacağız onu nasıl çıkaracaklarını konuşup anlatmaya çalışıyorlar. Bu iki üzülüğü verdikten sonra gelin şimdi bu beş kişi neden böyle bir zevzeklik yapıp Titanic gibi bir da, şey batmış bir şeye böylesine güvensiz bir dalış aracıyla dalıyorlar onu konuşalım. Çünkü bunları nasıl kurtaracaklar, ne olacaklar meselesi şimdi böyle bir heyecan dalgası yaratılıyor. Aslında bu grafikte gördüğünüz şey e, haber akışının nasıl olduğunu da gösteriyor. Paran varsa habersin, paran yoksa Ege Denizi'nde sadece bir sayısın. Peki haber olanların ne kadar parası var? Niye bunlar bu kadar konuşuluyor? Sıradan insanlar olsa belki de onlar da konuşulmayacaktı. Yani beş tane adam gitti orada dalış yapıyorlar, bir bakalım deseler konuşulmayacaktı ama e, hikayeyi ilginç kılan belki de bu insanların buraya keyif için dalıyor olması. Elif, sanırım sen inceledin. Şu anda bütün Batı medyası bunu konuşuyor. Nedir bu? E, teknenin içinde e, kimler var? İlk oradan başlayalım. Ne yapmaya çalışıyor bu insanlar? Olur Cüneyt Bey. İsterseniz öncelikle niye böyle bir e, denizaltının içine binmişler oradan başlayalım. Yani işin özü Titaniye doğru bir yolculuk yapmak istemişler. 8 saat boyunca 250 bin dolar ödeyip bu milyarder diye tanımlayabileceğimiz insanlar 8 saatlik yolculuğun sonunda Titanik batığını incelemek adına ee, böyle bir Ocean Gate Expeditions diye bir firmayla anlaşıyorlar ve bunun sonucunda ise Titanic batı, batık e, Titanic'in kalıntılarını izlemek için böyle bir deneyim yaşamak istiyorlar. Zaten o Ocean Gate Expeditions şirketi de e, bu şeyi turu pazarlarken diyor ki e, gündelik hayatın dışına çıkın ve olağanüstü bir şey keşfedin diyor yani şeyi bu pazarlama e, sloganı bu aslında bu turun. E, Açıklanan rakam 5 kişi. Zaten e, Denizaltı'nın maksimum 5 kişilik olduğu yazıyor kendi sitesinde baktığım araştırmalar sonucunda da. 5 e, isimi şöyle özetleyelim. E, Action Aviation'ın İngiliz milyarder sahibi Hamish Harding var bir e, gemide. Yolculardan bir tanesi. Bir tanesi Pakistan'ın en zengin insanı olarak tanımlanıyor. E, Şehzade Davut isimli. Bir de onun üvey oğlu var. O da Süleyman Davut. Ee, daha sonra aynı şirketin yine CEO'su bulunuyor bu mürettebatın arasında. Onun da adı Stockton Rush isimli bir e, kişi. Ve aynı zamanda burada Fransız kaşif, bu arada bu kaşifin şöyle bir özelliği var. Bu kaşif Titanic asıl batan gemi Titanik'ten. E, ilk kaydedilen nesneyi yukarı yüzeye çıkartan kaşif olarak olarak biliniyor. E, Paul Henry Nargöle adında da bir Fransız kaşif var mürettebatta. Evet. Deniz altının fotoğraflarından anladığımız kadarıyla şöyle bir şey var. Yalnızca sadece bir insan ayaklarını uzatarak oturabilecek boyutlarda yani en iyi gözünüzde bu şekilde canlandırabilirim. Yalnızca bir insanın ayağını uzatarak oturabileceği bir alan var ve e, ön tarafı cam bir yüzey ve oradan dışarıyı izleyebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. E, Perşembe sabahı 12 ya da bazı kaynaklara göre 14 civarına kadar ee, içeride oksijen miktar var, Beş kişi bu beş kişiye yetecek kadar. Zaten e, dünkü yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda da her 30 dakikada bir bir e, ses dalgasının aslında yüzeye ulaştığı e, söylendi ve yazıldı dün akşamdan beri. E, ve bu arada bu şunu gündeme getirdi, daha önceden bu e, Ocean Gate Exploration'a eski bir çalışanı, şu an eski bir çalışanı olan e, bir biri dava açıyor ve diyor ki insanlara yaptırdığınız bu tur aslında çok tehlikeli ve e, bu arada adamın adı David Lauritch. E, David Lorich diyor ki ben bunun hani argesinde de çalıştım ve bunu yaptırmamamız gerekiyor diye ve bunun üzerine şirketle davalık oluyorlar. Sonrasında adam işten atılıyor ve kovuluyor. E, bu dava da şu anda gündeme geldi bu olayın şeyle beraber olayın nüksetmesiyle beraber e, bu şekilde. Şu anda arama ne boyutta sanırım son 24 saat kalmış. Dün kalmıştı evet, şimdi daha ya, da az. Yarın, yarın sabah 12'ye kadar arama kurtarma devam edecek. Bu arada Joe Biden bu davayı çok yakından takip ettiği yazılıp çizilmiş dış basında. Bu sabah biraz o dikkatimi çekti. Her manşette Joe Biden bu dava işte bu arama kurtarmayı çok yakından takip ediyor diye her yerde manşet vardı bu sabah bütün gazetelerde. Evet şu şeyi bir grafiğini yapmışlar onu getirsenize bir bakalım. Bir, bu denizaltı da değil bir tane böyle bir tüpe binmişler. 7 metrelik bir tüp yani neredeyse. Evet. Ee, değil mi? hiç hiçbir şey yok dışarıdan kapatıyorlar kapağını. Evet. 143 var Nazlı İstersen bir onu getirebilir misin? Orada Ve daha son, net. Son derece anne. böyle şey... E Neredeyse yani bu kadar böyle bir, bir şey. PlayStation şeyle. Evet, yani. evet, evet. video eğer video oynatabildiysek mesela videoda da belli PlayStation kolu gibi bir şey var ve onunla hareket ettirildiği söyleniyor. Hatta baya mimler yapıldı bu konu üzerine. Twitter'da bayağı dalga geçiliyor yani. Ee, böyle. içeriden görüntünün de Cüneyt Bey, mesela bu şey, bir 145 var Nazlı, onu verebilirsek. Mesela orada diyorlar ki hani bu aslında bu insani 8 saatlik bir yolculuk için yani bu bir tur, turizm için yapılan bir şey bile olsa bu insani bir alan değil gibi şeylerde konuşuluyor. Peki Elifçim, Saçma sapan bir şey ama işte gördüğünüz gibi insanın parası olunca kafayı da yiyebiliyor yani. Evet. Değil para da üzerine 250 bin dolar vermek. Hani 250 bin dolar size verseniz böyle bir şey yapar mısınız? Ee, bilmiyorum işte yapıyorlar. Peki Elifçim çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Aklıma nedense Gibi'deki Kuki geldi. <laughs> Bu ince espriyi bakalım kimler anlayacak yani. <laughs> Gibi severler anlayacak. <anlıyorum. gülüyor> evet. Benzer bir denizaltı Antalya'da çalışmakta diyor Ada. Zaten bir şey diyeceğim. Bak bu denizleri de kim denetleyecek bilmiyorum. Sahil güvenlik mi denetleyecek, şey mi denetleyecek. Geçen gün Türk Bükü'ne gittim. Adamın teki binmiş jet skiye. Ya bir oraya sıkıyor, bir buraya sıkıyor yani hani. Adama diyorsun ki ya kardeşim böyle jet ski'ye olur mu yani hani yani. Gözünü seveyim bir dur yani. O böyle bir şey sen motor alsan şurada o kadar büyük bir motor sikleti. Karayollarında binebilir misin? Polis çevirir sana motor ehliyetin var mı der. Der ki hız, hız sınırını aştın der. Kaskın nerede der. Burada öyle değil abi. Veriyorsun adama ne kadar abi saati bin lira. Hadi 15 dakikası nerede bin lira herhalde. Üç bin lira. 15 dakika. Yahu insanlar denize giriyor. Yani orada ne bileyim zodyaklar geçiyor. Denizde abi kimse bakmıyor yani. Geçen gün İstanbul'da yedi katlı gezi teknesi gördüm. Yedi katlı. Bayağı kat çıkmışlar adamlar. İmar görünüm yedi katlı bir şey yapsan, gece kondu yapsan anında çöker tepene. Ama denizde yaptığın zaman kimse bir şey demiyor. İstanbul Boğazı'nda herkes diyor ki ya İstanbul Boğazı'nda bütün teknelerde bangır bangır müzik çalıyor. Birinci Türkiye dertleri. Zenginlerin de derdi bu. Boğaz'a bakan ev almışsın. Şimdi zengin olması dertin yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Mesela aynı şeyi kıyıda yaptığın zaman geliyorlar ceza kesiyorlar. Denizde yaptığın zaman bakıyorlar herkes anlamakta zorlanıyorum yani bunu hani.